programa katılacağını bile duyuramıyor. Ne diyorsunuz Murat Bey? Ya keşke bütün, yani şimdi o kısma geleceğim. Bütün şeyleri yasaklasınlar. Ya. Şurada programdayken 3 tane SMS geldi ya. Program sırasında 21'den şu an 21.30. Yok şunu alır mısınız? Yok şurada tatile gider misiniz? Yok şurada bilmem ne yapar mısınız? Ve hiçbirine de gönüllü değilim. Telefonu açıp söylediğimiz zaman efendim bizim elimizde yok bir şey gelmiyor. Tabii onu da kabul etmiyorlar. Doğru. Onu da kabul etmiyorlar. Şimdi bu bir. 14 ayın 14'ünde bir siyasiden ismini vermeyeceğim. 14'ü nedir? Pazar günü. Değil mi? Geçen seçim. Birinci tur evet. Pazar. Seçim pazar günleri yapılıyor Murat. Yani gelin sandığa oy kullanın diye SMS mesajı geldi ve kurumsal bir SMS'ti. Parti logolu. Yani partisi var, şeyi var. Şimdi bu burada niye böyle bir şey oluyor? Ya engelleyecekseniz hepsini engelleyin. Doğrudur, yanlıştır demiyorum. Bana göre en son dakikaya kadar her şeyi göndersinler, kendilerini anlatsınlar. Sayın Kılıçdaroğlu o mesajında kötü bir şey anlatmıyor ki. EYT'lilerin ne gibi bir avantaj sağlayacak önümüzdeki dönemde onu anlatıyor. Yani kötü de bir şey değil. Seçim propagandası evet ama kötü bir şey değil. Yani işte bana her gün mesajlar geliyor. Yok şöyle teröristler var. Bunlar böyle terörist. Bunlar şöyle bilmem ne falan. Bakanlardan geliyor. Yani sonuç... Bakan ve milletvekili herhalde. Orada da bir karışık durum var. Karışık isimlerini vermeyeyim. Var. İsteyen gelir alır benden. BTK yetkilileri istiyorsanız gelin alın benden. Yani bende duruyor hepsi. Ve bunlar biliyorsunuz seçime 10 gün kala yasak hepsi. Yasak. Normalde öyle. Ama herkes atıyor. Niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun atmasına izin vermiyorsunuz? Ya herkes yasaklayın. Kimse atamasın. Ya da yani bu demokratik bir ülkede olacak bir şey değil. Yani çok adil bir şey değil. Ama kendini çok daha fazla anlatabildi. Sosyal medya üzerinden, WhatsApp gruplarında. İşte Kemal Bey en son dün şey gönderdi. Bu videoyu alın. Lütfen WhatsApp gruplarınızdan gönderin de. Linkini paylaşın de. Linkini paylaşın de. Twitter'dan. Yani neredeyse dumanla. Yani dumanla haberleşecek. Hayır yani şimdi. Bu söyleseydik. 10 milyona ulaşacağına Türkiye 40 45 milyona ulaştı. Onu bir bakın kaç kişi indirmiş. Doğru. Gözüküyor orada ters yazıyor. Ters tepti gibi bir durum. Ters tepti. Yani doğru. Bunlar doğru şeyler değil. İşin açıkçası. Ha bir de bırakın anlatsın yani niye anlatsın? Burada hani bir taraf bir önceki seçimde %49,5 oy aldı. Bir önceki seçimden bahsediyorum. Öbür taraf da %45,5 oy aldı yani. Az buz bir şey değil yani. Türkiye'nin %45,5'unun oy verdiği bir adaya bu engelleri çıkartıyorsunuz. Belki yarın Cumhurbaşkanı seçilecek. Belki yarın Cumhurbaşkanı seçilecek. Bilemeyiz seçim nasıl gidecek, ne olacak, neler olacak. Ha ben çok şey yapmıyorum, kabul etmiyorum. Bu çok siyasi bir karar. Yani BTK'nın kararı siyasi bir karar. Bunlar bize neyi gösteriyor biliyor musun? Yani bunlar bize bu kurumların bir şekilde, hani o güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ya, bir şekilde siyasetten arındırılması gerektiğini gösteriyorlar. RETÜK, BTK... Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu oldu. Ya bu tür kurumlar var. Türkiye'nin dokuları bunlar. Yani çok önemli yerleri. Orada hop stop diyecekleri yerleri. Mesela bir siyasi şöyle bir şey durdurun bunu diye bir emirle gidiyorsa eğer BTK'ya. Dur kardeşim ben özel bir kurumum. Sen bana karışamazsın. Sen şöyle bir kenara çekil. Bak sizinkiler de bunları attılar. Daha 15-20 dakika evvel. Sen bunu durduramazsın diyebilecek bir yapıya kavuşması gerekiyor. Yani daha demokratik bir yapıya, daha korkusuz bir yapıya. Ya yani çok ben sevmiyorum oradaki sistemi ama ya Amerikan başkanının evde iki tane kağıt bulundurdu diye hapis cezasıyla yargılanıyor yani. Tabii. Boru mu? Eskisi de yenisi de. Eskisi de yenisi de. Yani... Bu sen savcıyla kavga etti ya. Amerikan başkanıyken Trump savcıyla kavga etti ya. Oraya dedi ben seni getirdim. Getirdiysen getirdin kardeşim suç işledin dedi savcı da. Neyse yani bir genel başkanın SMS'inin engellenmesi bence
Dünya siyasi tarihi açısından bile bir yüz karış. Yani şimdi burada ben buradaki bürokratlar çok önem kazanıyor. Gerçekten bürokratlar çok önem kazanıyor. Bunu yapmamaları gerekiyordu. Yani PTK temsilcilerinin evet ters tepki. Zaten daha fazla kişiye ulaştırılmasını sağladı. Yani, evet. Terste tepti. Şimdi baktığımızda tabii vatandaşlara Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği o mesajda dediğiniz gibi EYT'lilerle ilgili yine bir vurgu var. Bir de kredi kart borçları. Evet, hazineden devralacağı. Asıl o evet, bence. Faizlerin silineceği, işte ana para borcun 36 taksit yapılacağı gibi yine vatandaşın aslında derdine derman olacak belki de. Bazı vaatler var. Ne diyorsunuz yani...